Yine Allah'la alakalı bir hadise. İşte kurban da hayvan da çok önemli bir varlık olduğu için yeryüzünde insan hayatının temel gıda maddelerinden birisi protein. Hayvan da bunun deposu olduğu için onu keserken rastgele kesemesin, başkasının adına kesemesin, başkasının namına kesemesin. Onu yaratan kimse ne yapacaksın? Onun adına keseceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kimse bir hayvanı keserken kasten Bismillahi kelimesini terk ederse bu hayvan dört mezhebe göre leş olur, ondan zerre yemek caiz olmaz. Hayvan aynı hayvan ama yenmemesinin sebebi işte bu hadise. Bunu söyleyecek. Kesmeden önce bunu söyleyecek. Bunun da hikmeti dedim. Yaratanın tasarruf hakkını, yaratanın o yarattığı varlık ve mahluk üzerindeki hakimiyetini, sahipliğini ispat etmek. O da Bismillah ile olur. Bismillahi Allahu Ekber. Bu noktayı açıkladıktan sonra bir diğer ayette bakın yani bu hadiseyle iman arasındaki bağlantıyı da ifade ediyor. Fekülü mimma zükiresmullahi aleyh. Bak burada da külü ne demek? Yiyiniz. Mimma zükire zikredilmiş olan ne zikredilmiş? İsmullahi. Kesilirken Allah'ın ismi zikredilmiş olan hayvanlardan rahat rahat yiyin. Bakın deminki yasaklıyordu. Bu ne yapıyor? Bu da emrediyor. Müsaade ediyor. Hemen arkasına bir şart koşmuş Rabbimiz. İn kuntum bi ayatihi müminin. Eğer Allah'ın ayetlerine imanınız varsa, eğer müminseniz Allah'ın ayetlerini, kitabını, ahkamını tasdik ediyor, iman ediyorsanız ancak üzerine kesilirken Bismillahi denen hayvanın etinden yiyin. Başka yemeyesiniz. Bu da işi böyle açıklıyor. Bunun dışında yapanlar mı var? Vakit çok çabuk geçiyor. Konular fazla. Hangisini öne alayım, hangisini sona koyayım diye sıkılıyorum. Önümde çok not var. Allah'ın adına kesmeyenler mi var hocam? Yani illa bu noktaya ağırlık verilmiş. Var tabii. Bakın Kur'an'da bunun da bir örneğini arz edip geçeyim. Biliyorsunuz Kur'an Firavun ile alakalı çok ayetler indirmiş. Firavun hepimizin bildiği, duyduğu gibi. Firavun'la da mücadele etmek üzere kimi göndermiş? Hazreti Musa'yı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük peygamber. Mücadele çeşitli safhalardan geçmiş. Önce mücadele Hazreti Musa ile Firavun arasında mücadele çeşitli sahnelerle, safhalarla devam ederken Kur'an bunlardan bir tanesini sihirbazlarla ifade ediyor. Önce Firavun hakimiyetini, üstünlüğünü göstermek için Hazreti Musa'ya karşı kimi kullandı siz söyleyin? Sihirbazları. O zamanın en mütekamil fenli sihirbazlıkmış. Dünyanın en dehşetli, insanın anında gözünü perdeleyen ve insanı şaşkına çeviren sihirbazların yoğun olduğu bir zamanmış o zaman. Ve Firavun daima üstünlüğünü bunlarla ispat edermiş. Yani sihirbazlarını sahneye çıkartıyor, onlara gösteri yaptırıyor. O sihirbazları görenler, ya bu Firavun asla yıkılmaz, devrilmez zannediyor. Bu Firavun çökmez. Böyle bir gösteri yapıyor. Bunun için de sihirbazları kullanıyor. Hazreti Musa'yı Cenab-ı Hak öyle bir güçle, öyle bir kuvvetle gönderdi ki, eline bir asa verdi. Sopa. Asa. Asayı Musa. Hani kitaplarda Hazreti Musa'nın asası. Şimdi sahne açıldı. Bütün sihirbazlar Firavun'un meydana toplandı. Hazreti Musa tek başına sahada, sahnede.
Bakınız şimdi ne oluyor. فَاَلْكَوْ حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ Sihirbazlar, yani Firavun'un sihirbazları فَاَلْكَوْ attılar. Atmak yani elinden meydana attı, atmak. Attılar. Neyi hibalehum? Ellerindeki ipleri. Normal sicim, ip. Bildiğimiz yük bağlamak için kullandığımız ipleri attılar. Ve asiyyehum normal değnek, sopa. Sopalarını, sihirbazlar, iplerini böyle meydana attılar. Atar atmaz bu ipler ve sopalar korkunç yılan oldu. Yılan böyle kaynıyor, zıplıyor, hopluyor sopalar. Nasıl yapmışlar? İpler böyle canavar gibi yılan olmuş. Firavun'un sihirbazları bunlar. Ama dikkat edin, burada şimdi esas nokta çok önemli. Bu sihirbazlar ellerindeki iplerle sopaları atarken vekalu şöyle diyorlardı. Yani ağızlarından bir şey söylüyorlar. Vekalu bi izzeti firavune. Firavun'un şerefine atıyoruz diyorlardı. Yani Firavun'un hakimiyeti adına biz buradayız. Yani sopayı ve ipi atarken sessiz atmıyor. Ne diyor? Firavun'un şerefine. Hani af buyurun, şarap içerken bardakları kaldıranlar ne diyor? Şerefe. Korkunç. Bu adamların hepsi şerefsizdir. Allah'a isyan eden adamda şeref var mıdır? Daha hangi şerefe kaldırıyorlar bu soytarılar? Şerefsizliğe demesi lazım. O kadehleri kaldırırken şerefsizliğe diye kaldırması lazım. Tam aksine şerefe diyor. Kur'an-ı Kerim'e göre vallahi Allah'a isyan edenin santim şerefi yoktur. İsyan ederken Allah şerefi onun üzerinden almıştır. Bunu Kur'an söylüyor. Hangi şereften bahsediyorlar? Firavun'un bu korkunç sihirbazları da vakalu dediler ki bi izzeti Firavun, Firavun'un izzetine, Firavun'un şerefine biz bu ipleri atıyor, sihir yapıyoruz dediler. Demek ki bakın burada bu sihirbazlar, bu kişiler bu ustalıklarını, bu sihirbazlıklarını, bu numaralarını, bu şovlarını kimin adına yapıyorlar? Ha, işte Müslüman da kurbanını keserken kimin adına kesecek? Allah adına. Firavun yok. Hakimiyet Allah'ındır.